Selam hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz hanımlar bugün size bu hırkanın modelini anlatmaya çalışacağım inşallah bu hazır bir hırka bu modelden daha önce yapmıştım ama şu anda elimde olmadığı için bundan göstermek istedim size hazır bir hırka ama kolay yapılabilir kendinize yapabilirsiniz ben daha önceden kalın bir iple çalışmıştım erkek süveteri olarak çok güzel olmuştu biz de size gösterelim inşallah modelini kuralım beraber ben buraya 40 ilmek attım şuraya iki ters iki düz olmak üzere biraz lastik ördüm bu modelimizi arka taraftan çalışacağız hanımlar iki sırada düz ördüm düz örgü ördüm başlayalım şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz bakın arka yüzündeyiz bu modelimizi arka yüzünden kuracağız kenar ilmeğimizi örmeden alalım bir tane ters ilmek yapalım şöyle Şimdi hanımlar örgümüzün normalde şuradan almamız gerekiyor ya biz bir altından alacağız. Şuradan alalım bırakalım. Bir tane ters örelim. Şuradan almamız gerekiyor. Biz bir altından alacağız. Şuradan alalım. Düz örgü, örgü örerek bırakalım. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar arka yüzündeyiz modelimizin. Bakın arka yüzünden devam edelim. Şimdi ters ilmeğimizi ördük. Düzünü normalde şuradan almamız gerekiyor ama ben bir alttan alıyorum. Fare dişi modeli bırakıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Bir tane düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Aslında modelimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Çok kolay bir model, çok basit bir model. Çok da gösterişli. Ben daha önceden e, lif ipini iki kat yapıp onunla bile örmüştüm bu modeli. Çok gösterişli. Şöyle sıra sonuna kadar böyle devam edelim. E, şurayı ters bunu devam edelim. Böyle bir tane ters ilmeğimiz kalsın orada. Şimdi şu yaka yerini de yapalım. Belki yaparsınız. Yakasını da çalışalım. Yakasına da 6 tane düz 6 tane ters olmak üzere. Yakasına bu şekilde böyle devam edeceğiz. Evet, şöyle sıra sonuna kadar arka yüzünden örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi bakın oldu ama birkaç sıra daha örersek ancak meydana gelir. Devam edelim. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. İki sıra burada düz örelim. Şimdi bu ön yüzündeyiz örgümüzün. Buraları düz örelim. Hepsini düz bir şekilde örelim sıra sonuna kadar. Hepsini düz örelim. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir arkadaşımız bana yazmış. Sizde her şeye çok kolay diyorsunuz diye kolay örgü bilenler için bunlar çok kolay bana da kolay geliyor şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz arka yüzünde de dümdüz öreceğiz 3 sıra düz öreceğiz 3 sıra düzü var örgümüzün arka yüzünde düz örelim arka yüzünde ters ters öreceğiz bu sefer ters bir şekilde örelim yani iki düz bir sıra ters. Bu toplam üç sıra. Arka yüzündeyiz modelimizi. Ters bir şekilde örelim. Evet. Burasında şurasını yapacağımız için burayı düz örelim. 2 3 4 5 6 6 sıra düz örmüşüz. şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ön yüzünde de bu iki sırayı ön varsayarsak şurayı şunun gibi yapacağız şimdi burada da düz öreceğiz ön yüzünde de örgümüzü dümdüz örelim dümdüz örelim örgümüzü öredim sıra sonuna kadar düz göstereceğim size Evet bakın örgümüzü bir sıra örneğimizi yaptık iki sıra 3 sırada düzünü ördük. Şimdi örneğimizin arka yüzündeyiz. Bakın 3 sıra ters oldu. 3 sıra ters. Şimdi arka yüzüne tekrar örneğimizi kuralım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir tane ters ilmeğimiz var, onu örelim. Bir tane alttan düz. Ters. Lastik yapar gibi bir ters bir düz. Ters ilmeğimizi ördük, düz. Ters tane düz ters ilmeğimizi örelim şurasını iyice göstereyim hanımlar bakın şimdi normalde düz ilmeğimizi şuradan almamız lazım ama biz bir alttan şuradan alıyoruz ters düz sıra sonuna kadar örneğimizi bu şekilde çalışalım lastik yapar gibi bir tane ters bir tane düz bir tane düz ters düz burasını da ters yapalım yaka iki düz iki ters örelim iki sıra düz iki sıra ters olarak yakasını böyle örelim Evet örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın modelimiz çıkmaya başladı. Çok kolay bir model. Bebek yeleklerinde, kasaklarında örebilirsiniz. Kendinize yelek örebilirsiniz. Her örgüye yakışıyor bu model. Çok güzel bir model. Ben 3 sıra düzünü öreyim. Ve geleyim. Evet hanımlar ben 3 sıra ördüm. Bakın. 3 sıra ördüm. Modelimiz 3 sıradan 3 sıra düz, bir sırada model olmak üzere 4 sıradan oluşuyor. Şimdi arka yüzündeyiz modelimizin. Aynı modelimizi tekrar kuralım. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Bir tane ters ilmek örelim ki modelimiz karışmasın. Şimdi bir tane düz alalım. Bir tane ters örelim. Lastik yapar gibi bir tane düz örelim. Tek farkı e, bunu bir tane alttan alıyoruz. Şuradan. Normalde şuradan örmemiz lazım. Ama biz bir tane alttan alıyoruz alıyoruz. O yüzden 2'ye düşüyor. Bakın ters ördüğümüz sıra. Şurada 2'ye düşüyor. Bir tane ters örelim. Bir tane düz örelim. Bir tane ters örelim. Böyle sıra sonuna kadar böyle çalışalım. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. sıra sonuna böyle sıra sonuna kadar çalışalım kenarın ters ilmeğini dörelim cep de yapabilirsiniz düğme yapabilirsiniz Evet bakın bu kadar kolay kalın ipten de olur dediğim gibi lif ipini iki kat yaparsanız aynı renk rengi ondan da olur çok güzel hoş bir model Ben birkaç sıra daha öreyim ve geleyim. Evet hanımlar modelimiz bu kadar. Fare dişi modeli. Bu kadar güzel gösterişli harika bir model. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Bana destek için de yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.